Hoş, hoş geldiniz. Bugün yine 50 tane soru çözeceğiz. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Kanalı beğenerek, videoları beğenerek kanalı desteklemeniz. Gerçekten destekleriniz benim için önemli. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz her şey ücretsiz. Ama beğenmek de ücretsiz. Onun için lütfen beğenme konusunu es geçmeyelim. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hemen başlayalım soru çözümlerimiz Herkese başarılar. Bir kavşak yakınında karayolu taşıtlarının birbirine bağlanmasını sağlayan Kavşak alan dışında kalan bir yönü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? Bağlantı yolu, geçiş yolu, erişime kontrollü karayolu, bölünmüş karayolu. Cevabımız nedir? Birbirine bağlayan diyor bak. Cevap burada zaten var bağlanmasında. Sorun içerisinde bazen cevabı bulursunuz bu şekilde dikkatli bakarsanız. Şimdi bakalım bakın bize sorduğu şu işte bağlantı yolu. Şunu karıştırmayın. Bu geçiş yolu oluyor. Araçların bir mülkten giriş çıkışı filan. Bura geçiş yolu. Çünkü en çok karıştırılan burası. Bununla bunu karıştırmayın. Ayak frenine basıldığında hangi tekerlekler önce durur? Ön ve arka tekerlekler birlikte. Ön tekerlekler durur. Sağ tekerlekler durur. Arka tekerlekler durur. Ayak frenine bastığımızda cevabımız ön ve arka tekerlekler birlikte durur olacak. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait özelliklerindendir? Kanamanın sızıntı şeklinde olması, kanın koyu renkli küçük kabarcıklar şeklinde olması, açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik akması, kanamanın fışkırma olmadan akması kısa sürede durdurulabilmesi. Bakın anahtar kelimelerin altını çizdim. Sızıntı şeklinde olan kanamalar kılcal damar kanaması. Kan koyu renkliyse toplar damar, açık renkli ve kalp atımlarıyla uyumluysa atardamar. Fışkırma olmadan akması kısa sürede durdurulabilmesi de yine atardamarın özelliği değil. Şurada kanamalarla ilgili bir fotoğraf ve yazı koydum. Bunu mutlaka okuyun. Atardamar, toplar damar, kılcal damar, atardamar. Kalp atımı, açık renk, toplar damar, koyu kırmızı, taşar biçiminde kılcal damar basit. Bir de fotoğrafı koyarlar. Bu kanaman çeşidi nedir derler, sorarlar. Sürücüler araçların hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır. Aracın yük ve teknik özelliğine, görüş yol hava trafik durumuna, aracın cinsine uygun hız sınırlarına. Hızımızı neye göre ayarlıyoruz? Trafik aracın teknik özelliğine göre ayarlıyoruz. Yani otomobille otobüs arasında fark var. Görüş yol hava trafik tabii ki hava durumu önemli. Aracın cinsi de önemli. Otomobille motosiklet. Aracın yüklü olup olmaması önemli. Bunların hepsi doğru. O zaman hepsi cevap D seçeneği. Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa, taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse, Uyuşturucu madde kullanarak araç kullanıyorsa zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa. Cevabımız nedir? Men etilmesi. Bunlarda ceza yazılır. Ceza yazılır. Ceza yazılır. Araç trafikten men edilir. Bu durumda mesela. Sürücü değil. D seçeneğinde araç trafikten men ediliyor. Fakat bu C seçeneğinde bu kelimeyi okumuyorum. Çünkü filtreye giriyoruz okursak. Bunu kullanıyorsanız men edilirsiniz şurada da bununla ilgili birkaç detaylı bir şey Göstermek istiyorum Arkadaşlar geriye doğru 5 yıl içinde 625 kuralımız var Alkoller aç kullananlarda birinci defada 600 ikinci defada 2 iki yıl üçüncü defa 5 yıl 625 unutma Aday sürücülük içerisinde Bunu yaparsanız sürücü belgeniz iptal edilir ben kelimeyi okumuyorum. Yine burada bir de arkadaşlar ölümle sonuçlanan trafikte asli kusurlu olarak sebebiyet verdiyseniz bir yıl süreyle sürücü belgeniz geri alınır. Bu sayfa önemli. Şu 625 kuralını da unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi Karayollar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek, karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek, Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, kontrol etmek. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Şimdi bu sorularda ne yapacağız? Karayollar Genel Müdürlüğü dediği için şıkların içerisinde karayolları geçenler karayoluna aittir bakın. Bu şehir içi dediği için A seçeneği kimin belediyenin görevi. Bu anlaşılsın. Şimdi burada şu şekilde bir ince detay var arkadaşlar. Her zaman karayolu geçerse de cevap karayolu olmayabilir. Bir istisnamız var burada. Genelde karayolu geçiyorsa cümlenin içerisinde karayoluna aittir. Orası. Fakat tek bir istisna var o da şu. Dikkat dedim bakın. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak. Bakın bu önemli. Eğer sınavda burada da karayolu geçiyor diye, bakın hemen içinde karayolu geçiyor ya, hop bu karayolları genel müdürlüğüne ait derseniz ters köşe yapar, sizi şaşırtır. Onun için buna dikkat edin, diğerleri zaten doğru olur. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir? Arkadaşlar çizgilere bakın. Bir çizgiye basmış hatalı, iki doğru, üç hatalı. Hatalı olanları arıyoruz, bir ve üç. C seçeneği Şimdi bu park etme ile ilgili şunlara bakabilirsiniz, işinize yarar mutlaka zaman zaman. Arkadaşlar şu soruluyor, bu engelli park yeri, bu işareti koyup bazen manasını soruyorlar anlamını. Park etmek yasak, duraklamak ve park etmek yasak. Bu da park yeri manasına geliyor. Zaten yukarıdaki sorumuzda da, gerçi buradaki soruda yokmuş başka bir soruda vardı. Şunlar da önemli. Duraklara 15 metre mesafe otobüs duraklarına. Alt 3 geçitlere 10 metre mesafe. Park etmek yasak. Yine yaya ve okul geçitlerine de park etmek yasak. Unutmayın. Geçelim. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralandırılmış hatalardan hangilerini yapmaktadır? 1. Kırmızı ışıkta geçmektedir. 2. Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. 3. Girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Videoyu dikkatle izleyelim. Tekrar tekrar oynatıyorum zaten. Tam bu esnada arkadaşlar kırmızı araç bakın bu kırmızı araçtan bahsediyor. Buradan da yeşil bir araç çıkıyor. Videoyu incelediğimizde kırmızı otomobil sürücüsü bakın kırmızı ışıkta geçiyor. Bunu görüyoruz ve girişi olmayan yol bölümüne de giriyor. 1 ve 3 sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. Bu bir hata değil. İlk geçiş hakkı zaten kendisine aittir. Çünkü kavşak içerisinde bulunuyor. Her zaman kuralımız neydi? ada içerisinde bulunan araca ait diyor hakkı. Geçelim. Cevabımız o zaman ne oluyor? 1 ve 3 B seçeneği oluyor. Geçelim. Araç ışıklarının kullanılması kuralına göre hangisi doğrudur? Şıklar okudukça doğru yanlış diye işaretleyelim. A sadece park ve sis ışıklarının yakılarak sürülmesi. Doğru mu? Hayır. C gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda Sadece ses sis ışıklarının kullanılması yanlış. Kısa ışıklar. C geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların kısa süre içerisinde sırayla ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması uyarı amacıyla arkadaşlar selektör yapılması doğru mudur? Bu doğru. D. karşı yönden gelen araç sürücülerinin kara yoluna kullanılan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzağa gösteren ışıkların yakılması doğru mudur? Hayır. Eğer karşıdan bir araç geliyorsa kısa ışıkları yakacağız. Bu da C seçeneği doğru yanıtımız. Geçelim. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için hangisinin yaptırılması zorunludur? Mali sorumluluk sigortasının, araç teknik muayenesinin, servis bakımlarının, kasko sigortasının. Tabii ki cevabımız mali sorumluluk sigortası. Arkadaşlar teknik muayene değil, servis bakımı, alakasız, kaskoda alakasız zaten. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? Yakıt tüketiminin azalması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, zararlı gaz salınımlarının artması, trafik yoğunluğunun azalması. Hep bireysel aracı kullanırsak ne olur? Gaz salınımı artar. Doğru cevap C seçeneği. Şekildeki kavşakta solu sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? 2 numara hangisi? Şu. Dar bir kavisle dönmeli, hızını azaltmadan kavşağa girmeli, karşıya geçen yayaya yol vermeli, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Lefa var mı diye bakıyoruz. Burası ana yol. Lefa var. Burası tali yol. Burası da talih yol. Fakat soru ondan ziyade burada bir yaya dikkatinizi çekmek istiyor. Eğer burada bir yaya var ise ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır olur mu? Hayır. Cevap C seçeneği. Yaya'ya yol vereceksiniz. Arkadaşlar yaya yolunda her zaman için yaya önceliklidir. Unutmayın. Yaya olmamış olsaydı ilk kim geçecekti? Tabii ki bir geçerdi. Niye? Bir düz gidiyor çünkü. Hani düz gidenler her zaman için dönenlere göre önceliktedir Unutmayın geçelim Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır Bakalım kontrolsüz olduğunu zaten bize söylemiş söylememiş olsaydı ne yapacaktık lefa var mı diye bakacaktık Ya da ışık var mı diye bakacaktık Lefa yok zaten halihazırda kendisi de söylemiş Şimdi sıralamasını yapacağım ilki buluruz zaten Şimdi bunlarla ilgili en son geçeceği ya da ilk geçeceği bulmamız için şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunların ikisi dönecek 2 ile 3. Dönecekse bir defa neydi kuralımız? Bunun ikisi de düz gidecek. Ya bu ya bu önce geçecek. Çünkü niye? Motorla kamyon, kamyonet neyse işte döneceği için bunlara yol verecek. Bunların ikisinden biri geçecek ilk. Peki ilk hangisi geçecek? Bunları eledik. Bunlarla işimiz bitti mesela. 4 ile 1 numaralı araç arasında hangisi önce geçecek? Tabii ki 1. Niye 4 düm sağında 1. 1 numaralı araç sağda. Kuralımız neydi? Sağdaki araç önce geçecek. Buradan 1'in en önce geçmesi gerektiğini buluyoruz. Son hangisi geçiyor? 4 geçiyor. Sebebi ne? Düz gidiyor çünkü. 4'ten sonra da bakalım şöyle. 3 geçiyor. Sonra da 2 geçiyor. Değil mi? Evet. Aynen. 3 sağında kamyonetin. Aynen bu şekilde. Geçelim. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsüne hangisini yapmak zorundadır? Aydınlatmanın az olduğu yer diyor. Duraklamak, araç iş ışıkları yakmak, uzağa gösteren ışıkları yakmak, sadece park ve sis ışıklarını yakmak. Cevap nedir arkadaşlar? Tünel var, aydınlatması az o zaman uzağa gösteren ışıkları yakıyoruz. Arkadaşlar ışıklarla ilgili şurada var zaten uzağa gösterenler ne zaman yakılır? Yakını gösterenler ne zaman yakılır? Bunu siz okursunuz. Arkadaşlar bir de zaten uzağa gösteren ışıklar 100 metreye aydınlatıyor. Kısa ışıklar 50 met 25 metreye aydınlatıyor. Pardon. Kısalar 25 uzağa gösterenler 100. Uzağa gösteren ışıklar mavi yanar ekranda. Yani gösterge panelindeki şekli mavidir. Yakını gösteren ışıkların rengi yeşildir. Unutmayın. Geçelim. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Uzağı gösteren ışıkları açık tutmalı. Aracın kapılarını açık tutmalı. Aracın vitesini boşalmalı. Yolda kaldınız, aracınız bozuldu. Ne yapacaksınız? A seçeneği. Aracı yol dışına veya bankete çıkartıp işaretleyeceğiz. İşaretleme derken neyi kastediyor? Şu işte. Şunlarla işaretleyeceksin. Yine sınavda şunlar da çıkıyor. Taşıtın ve diğer yol kullanıcıların güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şehir içi yollarda 30 metre, şehirler arası yollarda 150 metre mesafeye reflektör koyacaksın. Yani bunu ne, nereye koyacaksınız? Şehir içindeyse 30, şehirler arası yolda ise 150 metre mesafeye koyacaksınız. Görünecek şekilde. İşte aracınız bozulduğunda. Geçelim bunu da. Şekle göre araç sürücüsünde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Sola dönüş yapması, sağa dönüş yapması, aynı yönde seyretmesi, kavşağa yaklaşırken hızını azaltması. Şimdi aracımıza bakalım arkadaşlar. Bu tür sorularda levhalara bakıyoruz. Leha yok mu var mı? Önce ona göre hareket ediyoruz. Şimdi lefhaya baktığımızda şurada bir tane lefa görüyoruz. Bu girilmez defası, tek yön lefhası. Yani bu yolun tek yön olduğunu gösteriyor. Şu, yol, şu yolun, şuradaki yolun. Şimdi o halde bu araç neyi yapamaz? Bu yola giremez. Yani doğru gidemez. Şıklarımız arasında aynı yönde seyretmesi cevap C seçeneği. Arkadaşlar oklar da belli zaten. Bakın sadece geliş var burada. Şu lefa da zaten buranın tek yön olduğunu gösteriyor hem levhaya baktığımız zaman bunu anlayabiliriz. Zaten buradaki oklardan da anlayabiliriz yere çizilmiş olan oklardan. Geçelim. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için manası nedir? Bu şekilde. Dur işareti, geç, yavaşlama, hızlandırma. Cevabımız nedir? Bakın el şuraya kadar geliyor. Bu harekete iyi dikkat edin. Çünkü bağısında buraya kadar geliyor. Bu A seçeneği geç işareti anlamını taşıyor. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile iş makinesinin karşılaşma halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Arkadaşlar normal bir yolda imiş burası. otomobili iş makinesi karşılaşıyormuş. İşaret de yokmuş. Şimdi arkadaşlar bir iki araç karşılaşınca her zaman mantığınız şu olsun. Daha hafif, daha hızlı, daha atik araç önce geçer. Ve herkesten de önce otomobil geçer. Yani otomobil kimle karşılaşırsa karşılaşsın yol hakkı otomobile aittir. O zaman bu sorumuzun cevabı nedir? İş makinesi otomobile yol verecek. Bu istisnasız. Mesela minibüsle tır karşılaşsa hangisi daha hızlı? Tabii ki minibüs. O zaman minibüs geçecek, tır bekleyecek. Fakat bunu şu şekilde sorabilir Milli Eğitim. Bakın şu şekilde fotoğraf verir. Mesela iki tane fotoğrafımız var. Burada otomobil, bu kamyon. Burada hangisi geçecek? Tabii ki önce otomobil geçecek. Kafanız tamam. Okey. Peki aynı soruyla getirip şuraya bir lefa koyarsa. Şu lefayı. Bu sefer hangisi önce geçecek? Tabii ki kamyon önce geçecek. Neden? Çünkü bu lefa ne demek? Karşıdan gelene yol ver. Yani otomobile diyor ki karşıdaki araca yol ver diyor. Bakın sorular bu şekilde kafa karışıklığı yapıyor milli eğitim. Unutmayın. Yokuşlarda da zaten hep biliyorsunuz yokuş çıkan önceliklidir. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanmak, sorumlu kişi yapar mı bunu? Hayır. Davranış sonuçlarını düşünerek hareket etmek. Evet. Arkadaşlar davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmek sorumlu bir kişinin yapacağı iştir. Cevap B seçeneği. Geçelim. Araç gösteri yapan elinde Aşağıdaki gaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Şıklar inceleyelim. Doğru cevap tabii ki C seçeneği. Petrol işareti var arkadaşlar. Yakıtınız bitiyor anlamını taşır. Bu akü işareti yani akünün bitmek üzere olduğunu gösterir. Araç hareket halindeyken bu arka cam rezidansı bu yağ lambası işaretidir. Geçelim bunu da. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yüksek devirde araç kullanılması arttırır mı yakıt tüketimini? Evet. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması? Evet. Araca uygun ebatlarda lastik kullanılması? Hayır. Araç bakımlarının zamanında yapılması? Hayır, arttırmaz. O zaman hangileri arttırır? 1 ve 2. Arkadaşlar 3 ve 4 azaltır aksine. Unutmayın. Değerli arkadaşlar bazı sorularda uzun uzun açıklama yapıyorum. Amacım soruyu uzatmak değil. Mesela bir soruyu çözerken 5-6 madde söylüyorum. Aslında onlar da çıkmış soru. Yani biz burada ortalama her videoda 50 soru çözerken 200, 150, 200 civarı soru çözmüş oluyoruz. Onun için açıklamalar önemli. Yani keyfimden uzatmıyorum. Onun için sıkıntı yapmayın. Videoyu baştan sona izleyin yani. Onlar çok daha önemli sorudan daha önemli hatta açıklamalar. Geçelim. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak hangisi kontrol edilmelidir? İpuçlarımız şunlar motor dönüyor ancak çalışmıyor. Bujiler akü suyu motor yağ seviyesi depodaki yakıt seviyesi. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği depodaki yakıt seviyesini kontrol etmeniz gerekiyor. Bunda da ileride açıklayacağız. Şimdi geçelim. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yani bozulmuşsa, yanmışsa aynı amperde yenisiyle değiştirilir, daha küçük amperde sigortayla değiştirilir, daha büyük amperde sigortayla değiştirilir, herhangi bir amperde sigortayla değiştirilebilir. Sigortalar neydi? Elektrik sisteminin parçasıydı. Neydi? Aracın güvenliğini sağlamaktı yangına karşı tehlikeye karşı kısa devreye karşı evlerde de aynı şekildedir. Sigortalar ne olur? Elektriğe bağlıdır. Yangın çıkmasına karşı korur yani bu sistemi evi. Eğer bunlardan biri bozulursa ya da yanarsa ne olacak? Yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Fakat aynı amperde yenisiyle değiştireceğiz. Unutmayın cevap A seçeneği. Farklı amperde daha küçük ya da daha büyük amperde bir şeyle değiştirmiyoruz. Yangına sebebiyet veririz. Sigortalarla ilgili bunlar önemli. Motor soğutma sisteminde kullanılan nokta nokta donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerdeki korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parça ömrünü arttırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Asit, antifriz, saf su, elektrolit. Bakın soğutma sisteminde kullanıyor. Donmayı önlüyor. Anahtar kelimemiz nedir? Donmayı önlemesi. Cevap nedir? Tabii ki antifrizdir. Antifrizi artık herhalde öğrenmişsinizdir. Çünkü her gün bununla ilgili bir tane soru çözmeye çalışıyorum. Çok çıkıyor diye. İşte antifriz nedir? Budur. Antifriz ne işe yarıyor? Özellikle en önemli sebebi olayı donmayı önlemesi aracı. Sonra pas korozyonu önler. Parçaların ömrünü uzatır. Pas korozyon olmadığı için parçalar da ömrü uzar. Çünkü paslanan parçalar daha kısa ömrünü tamamlar biliyorsunuz. Yine cam suyuna da antifriz konuluyor. O da cam silecek suyunun donmaması içindir. Geçelim bunu da. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması, para ampullerinin patlaması, endüksiyon bobininin arızalanması, motor devir göstergesinin arızalanması. Uzun süre çok sık marş yaparsak akünün boşalması gerçekleşir arkadaşlar. Marşı nasıl yapacağız? Çok uzun yapmayacağız. Arka arkaya yapmayacağız. Şurada da yazıyor bakın. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmamalı. Eğer çalışmazsa marş yapıldığında biraz bekleyip sonra tekrar deniyoruz. Uzun süre sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. İşte sorumuz buydu. Değerli arkadaşlar bu marş sistemi ile ilgili bunlar çıkar karşımıza genel olarak. Onun için bu sayfayı mutlaka okuyun. Ben 3 tanesini okudum önemli yerleri. Zaten bu özetin özeti arkadaşlar bu yaptığım şeyler. En çıkabilecek yerleri alıyorum. Onun için bunlar okumaktan da üşenmeyin. Daha kısası olmaz. Geçelim. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? Şıklarımıza bakalım. Marş sistemi, yakıt sistemi, direksiyon sistemi, ateşleme sistemi. Tabii ki cevabımız nedir? Yönlendirme diyorsa bunlar arasında hangisi yapar? Direksiyon. Arkadaşlar soru çok basit. Zor gibi gelmesin. Aracı yönlendiren parçamız direksiyondur. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin aşınması sonucu meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, endüksiyon bobininin yanması, jikle devresinin çalışmaması, marş motorunun çalışmaması. Cevabımız nedir? Tabii ki A seçeneği arkadaşlar. Motor çekişten düşer. Bujiler belirli kilometrelerde değiştirilmelidir. Benzinli araçlarda ateşlemeyi sağlar. Dizel araçlarda da buji vardır. O da ön ısıtma bujisi diyoruz ona da arkadaşlar. Ön ısıtma bujileri de aracın içerisinde alınan havayı ısıtır. Isınan havanın üzerine enjektörler motorun püskürtür. Bu şekilde yanma gerçekleşir. Dizel araçlarda bu şekilde yanma oluyor. Benzinli araçlarda da direkt buji yanmayı gerçekleştiriyor. Bujiler belli kilometrelerde değiştirilmesi lazım. Bujiler eskirse aracın yakıt tüketimi de artar. Araç çekişten de düşer. Özellikle aşınması sonucu. Geçelim. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır? Antifriz ilave edilir, plakalar temizlenir, suyu boşaltılıp yağlanır, kutup başlarının oksitleri temizlenir. Cevap nedir? D seçeneği arkadaşlar. Kutup başlarının oksitleri, pasları, kiri, korozyonu temizlenir akünün bakımında. Antifriz zaten aküye konulmaz. Plakalar akünün içerisinde bulunur. Yani onun temizlenmesi olmaz. Suyu boşaltılmaz arkadaşlar. Akünün içerisinde elektrolit var biliyorsunuz. Şurada bana anlatalım hatta. Cevabımızı verdik mi? Evet D seçeneği. Şurada anlatalım arkadaşlar akü hakkında bilmemiz gerekenler diye bir. Akünün içerisinde elektrolit var. Buna saf su asit karışımıdır. Buna elektrolit diyoruz. Artı kutup başı eski eksi kutup başı olarak iki kutbu vardır. Şurada zaten artı kırmızı eksi mavi yazmışız. Yine arkadaşlar akünün bakımında akide sıvı azaldığında sıvı seviyesi ne kadar olacak akide? Plakaların 1 santim üzerinde olacak. Eğer azalırsa ne ilave ediyoruz? Saf su. Onun haricinde aküde işte iki ucu birbirine temas ettirilmemeli. Su ile temizlenebilir akünün üzeri. Sıcak su sodalı su ile temizlenir. Dijital göstergeli araçlarda akü takviyesi yapılmaz. O da önemli. Bu kadar yeter. Geçelim. Ya seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışmaya devam ettirilirse hangisinin olması beklenir? Motor gücünün artması, motorun çabuk soğuması, motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Cevabımız nedir? Ya arkadaşlar aracın parçaların birbirine sürtünmesini engelliyor, dolayısıyla ısıyı da engellemiş oluyor, ömrü de uzuyor. Eğer yağ azsa çalışmaya devam edersen ısınır, zarar görür. Şurada da yağla ilgili birkaç husus söyleyelim. Sınavda çıkar yağlama sistemi. Arkadaşlar bakın burada. Karter, yağ deposu, yağ filtresi, yağ pompası, yağlama kanalları. Yağ külbütör kapağından koyacağız. Onu da yazmış mı bilmiyorum ama yazmamışız. Görevi nedir? Parçaların aşınmasını önler. Sürtünme direncini azaltır. Soğutmayı kısmen sağlar. İşte arkadaşlar yağı yağ çubuğuyla ölçüyoruz. Yağ gösterge panelinde şu lamba yanar. Araç hareket halindeyken bu lambanın yanmaması gerekir. Eğer araç hareket halindeyken bu lamba yanarsa araç durdurmalıdır, durdurulmalıdır. Yağı ölçerken arkadaşlar 4-5 dakika bekliyoruz düz bir zeminde. Ondan sonra şu yağ çubuğuyla ölçüyoruz. İdeal yağ seviyesi iki çubuk arasında olacak. Yine arkadaşlar burada bayağı bilgiler var. Ben bazılarını okumadım. Siz buranın tamamını okuyun mutlaka. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorda yakıtın bitmesi sonucu meydana gelebilir? Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sistemin hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Dizel araçlarda yakıt bittiği zaman başımıza ne gelebilir? Yakıt sistemi hava yapabilir. Değerli arkadaşlar bunu da unutmayın. Şimdi bu yakıtla ilgili şunlarda bilmenizde fayda var. Bir iki bilgi daha vereyim. Arkadaşlar yakıtta aracınıza farklı bir yakıt konulduğunu fark ederseniz ne yapmanız gerekiyor? Yani aracınız dizel benzin konulduğunu düşünün. Aracı derhal durdurup en yakın servise götürmeniz gerekiyor. Çekiciyle götüreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Fark ettiğiniz an servise kadar süreyin falan diye düşünmeyin. En kısa sürede en hızlı şekilde durdurup çekiciyle götürmeniz gerekiyor. O yakıtın temizlenmesi, aracın motorun temizlenmesi gerekiyor. Yani kesinlikle öyle bir şey fark ederseniz sürmeye devam etmeyin. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi hangisidir? Flaşör arızaldır. akü gerilimi düşüktür, geri vites müşürü arızaldır. lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Doğru cevap nedir? Bu sorumuzun doğru cevabı tabii ki D seçeneği. Oksitlenme olma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar, biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa. Geçelim bunu da. Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurt içi eşya kargo Taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlik belgesinin türü hangisidir? SRC1, SRC2, SRC3, SRC4. Bu soruyu SRC sınavından aldım. Ehliyette çıkmama ihtimali var. Fakat belki denk de gelebilir. Ayda yılda bir olsa da çıkıyor. Cevap D seçeneği. Arkadaşlar bu da. Geçelim bunda. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Trafik kurallarına uymak, uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmak, alkol etkisindeyken trafiğe çıkmak, Hız sınırları üzerinde araç kullanmak. Kazaların sebepleri. Uykusuz yorgun trafiğe çıkmak tabii ki kaza sebebidir. Alkolün etkisiyle trafiğe çıkmak kaza sebebidir. Hız sınırların üzerinde araç kullanmak bu da kaza sebebidir. Trafik kurallarına uymak kaza sebebi değildir. Soruyu dikkatli okumanız gerekiyor. Zaten bu tür sorularda şu şekilde de devam edebilirsiniz. 3 olumsuz ya da olumlu mesela. Biri olumsuz gibi Bunları mutlaka eleme yöntemi de yapabilirsiniz Mesela şunun üçü birbirine benziyor 3'ü de trafiği olumsuz etkiler Bu olumlu etkiler O şekilde düşünerek yapabilirsiniz Geçelim Motorun ihtiyacına göre çeşitli oranda yakıt hava karışımını düzenleyen motor parçası Yakıt pompası, hava filtresi, karter, karbüratör Cevap nedir? Yakıt pompası, yakıt pompalar, hava filtresi, araca giren havayı temizler, yakıt hava karışımını alacak. Karter, yağ depoluk eder, Karbüratör burada cevabımız. D seçeneği. Arkadaşlar diğerlerini de söylemiş oldum. Çünkü çıkıyor. Karteri falan soruyorlar. Yağ nereden konulur mesela? Külbütör kapağından konulur. Şimdi burada karbüratörü sormuş. Karbüratör neymiş? Yakıt hava karışımını düzenliyorum. Şu bakın karbüratör içten yanmalı motorlarda motorun silindirde yakacak benzin hava karışımını sağlayan aygıt. Burada da fotoğrafları var. Aşağıdakilerden hangisi arıza farların yanmamasına sebep olur? Hangi arıza farların yanmamasına sebep olur? Özür dilerim. Bujilerdeki, distribütördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki Cevabımız nedir? Tabii ki arkadaşlar. Burada cevabımız C seçeneği. Far anahtarı arkadaşlar. Far anahtarı dediğimiz farın ateş açılıp kapanmasını sağlayan anahtar Evdeki düğmeler gibi düşünebilirsiniz en basit haliyle. Daha da karmaşıktır da oraya girmeyelim hiç. Bujiler ateşlemeyi sağlıyor zaten. Endüksiyon bobini ateşleme bobini bu da ateşleme ile alakalı bir parça arkadaşlar ee, Cevap C seçeneği geçelim Aşağıdakilerden hangisi bujilerin aşınması sonucu meydana gelir Motorun çekişten düşmesi endüksiyon bobininin yanması jikle devresinin çalışmaması Marş motorunun çalışmaması Cevabımız nedir Tabii ki A seçeneği arkadaşlar motor çekişten düşer Bujiler belirli kilometrelerde değiştirilmelidir. Benzinli araçlarda ateşlemeyi sağlar. Dizel araçlarda da buji vardır. O da ön ısıtma bujisi diyoruz ona da arkadaşlar. Ön ısıtma bujileri de aracın içerisinde alınan havayı ısıtır. Isınan havanın üzerine enjektörler motorun püskürtür. Bu şekilde yanma gerçekleşir. Dizel araçlarda bu şekilde yanma oluyor. Benzinli araçlarda da direkt buji yanmayı gerçekleştiriyor. Bujiler belli kilometrelerde değiştirilmesi lazım. Bujiler eskirse aracın yakıt tüketimi de artar. Araç çekişten de düşer. Özellikle aşınması sonucu. Geçelim. Yapılan son değişiklikle birlikte bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır. Bir yıl içerisinde 3, 6, 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgeleri kaçar gün süreyle geri alınır. Güzel bir soru, değişik bir soru. Kırmızı ışık ihlali yaparsanız biliyorsunuz ceza puanı yazılıyor. Şimdi Unutmayın 3 30 6 45 9 60. Cevap D seçeneği. 3 kere yaparsan 30, 6 kere yaparsan 45, 9 kere yaparsan 60 gün süreyle geri alınıyor. Yine bu soru çok karşılaşmadığınız bir sorudur. Muhtemelen ekran fotoğrafını almanızı tavsiye ederim. Geçelim arkadaşlar. 88 89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol hangisini ifade etmektedir? Fren mesafesini, duruş mesafesini, takip mesafesini, intikal mesafesini. Değerli arkadaşlar, 88 89 kelimesini yani sayısını söyleyene kadar 2 saniye zaman geçer normal bir insanda. Dolayısıyla bu takip mesafesini belirtir. Siz de mesela 88-89 dedik ya şu an 2 saniyemiz aldı bu. Yani bu takip mesafesi aklımıza gelmesi lazım. Başka ne durumda gelecek? 88 89 da aracın 2 saniyede aldığı yol. Takip mesafesi ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer husus. Hızı yarıya bölüyoruz. Yüzle giden araç 50 metre olacak takip mesafesi. Bir diğer husus tehlikeli madde taşıyan araçlar en az 50 metre mesafe bırakacak. Geçelim. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır? Motor yüksek devrede çalışırken radyatörün basıncı düşürülmeden bantıratör kayışını gevşettikten sonra yavaşça döndürüp radyatör basıncı düşürülerek. Çok sıcaksa ne yapacağız? D seçeneği yavaşça açacağız arkadaşlar. Basıncı düşüre düşüre. Birden aniden açmıyoruz. Kanın vücuttaki görevleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Pıhtılaşmasının sağlamasında rol oynar. Vücut sıcaklığının ve vücudun sıvı dengesini ayarlar. Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır. D. Vücudun hastalık etkeni olan organizmalara karşı savunmasını zayıflatır. Doğru cevabımız yanlış olan arıyoruz. D. Seçeneği. Bunlar doğru arkadaşlar. Bu yanlış. Zayıflatır mı? Neresi yanlış hocam? Zayıflatmaz. Arttırır. Bağışıklığı arttırır. Kan. Şimdi kanın vücuttaki görevleri şurada bakalım işte. Oksijeni taşır. Atık maddeleri taşır. Pıhtılaşma sağlar. Kan kaybını azaltır. Mikroplara karşı savunmayı arttırır. Vücut ısısını dengeler. Hormonların ilgili organlara iletilmesini sağlar. Bu önemli. Kanamalar anlatacağım başka bir zaman. Onun için şu an kanamalara girmiyorum. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Yaralıya uzak mesafeden çalışmak yanlış. Arkadaşlar yakından çalışmalısınız ki hani kaslarınız daha iyi kavrayabilsin durumu daha uzun kuvvetli kas gruplarının kullanması evet bu doğru pardon şimdi kafamız karışmasın zaten biz de doğruyu arıyoruz arkadaşlar yani mümkün mertebe daha güçlü kaslarınızı kullanacağınız ki kendinizin de bir yeri incinmesin ani dönme bükülme yön değiştirme yapmak doğru mu hayır yaralıyı hareket ettirmek doğru mu o da yanlış doğru cevabımız B seçeneği biz uygun olanı arıyoruz. Şimdi hasta yaralı taşınmasında genel kurallar var. Bakın arkadaşlar yakın mesafe. Şu şekilde yapalım hatta yakın mesafe. Kuvvetli kas grupları. Mümkün, az hareket ettirilmeli. Baş boyun gövde ekseni esas alınacak en az altı destek noktasından desteklenecek. Ani dönme bükülmeler olmayacak. Güvenli bir şekilde taşınacak kişi. Bakın arkadaşlar yaral taşımadaki yöntemler bunlar. Sürükleme yöntem var yine bunun haricinde nasıl taşınır? İtfaiyeci yöntem var onlara değineceğiz. Sürükleme yöntemini hangi durumlarda uyguluyorduk mesela? Kişi çok iri ağırsa uyguluyoruz. Bir de kişiyi çıkartacağımız alan çok dar ise sürükleme yöntemi uygulayabiliriz. Geçelim. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alabilir. Gözümüzde canlandıralım bunu. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası. Cevabımız A seçeneği itfaiyeci yöntemi. Bu taşıma teknikleri ya da yöntemleri çıkıyor sınavda. Her şey çıkıyor aslında bunlar da çıkıyor. Hatta en son e, sürükleme yöntemi çok çıkıyordu. Sürükleme yöntemi için kullanılır diye. O da şu şekilde arkadaşlar sürükleme yöntemini hangi maçta kullanıyoruz. Eğer hasta bizden ağır kaldıramayacağımız durumdaysa sürükleyerek götüreceğiz. Bir de bir diğer durumda şu ki giriş çıkış yapacağımız alan çok dar ise o onun için sürüklüyoruz kişiyi. Mesela depremde bir alandan kişiyi çıkartırken ne yapacağız? Dar bir alan çünkü sürükleyeceğiz. Sürükleme yöntem bu iki durumda kullanılıyor. Şimdi yukarıdaki sorumuzdaki tarif edilen yöntem neydi? Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden destek alabilir. Bak bir kolu boşta. Gördün mü? Gözünüzde bu şekil canlandırın. Yine bir kolu boşta. Bakalım. Burada da aşamaları var işte. Bir kol omuzundan tutularak pozisyon falan. Burada anlatıyor tek tek hangi aşamalardan geçeceğini. Ona bakmayalım. Fakat pozisyonumuz şudur. Bazen bu fotoğrafı koyup onu da soruyor. Bu pozisyonumuz nedir arkadaşlar? itfaiyeci omuzda taşıma yöntemi diyoruz biz buna. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Zihinsel aktivitenin artması, cildin soğuk ve nemli olması, Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi, dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması. Doğru cevabımız B seçeneği cildin soğuk ve nemli olması. Şok neydi? Hemen hatırlayalım bir. Şok dediğimiz pozisyonumuz buydu. Önce pozisyondan başlayalım. 30 santim ayakları yükseltiyorduk. Buradaki her şey önemli. Her şey sınavda çıkabilir arkadaşlar. Bu konunun anlatım sayfalarını özellikle özet yapıyorum. Şimdi şok neydi? Ayağını yukarı kaldırıyorduk. Niçin kaldırıyorduk? Ayakta bulunan bu bölgede bulunan kan buralara gelsin. Buralara gelmesi için niye önemli? Çünkü burada yaşamsal organlar var. işte kalp bölgesi, baş bölgesi yaşamsal organlar bulunuyor. Dolayısıyla ayaktaki kanı buraya sevk etmiş oluyoruz. Çünkü kanlama şokun tanımında neydi? Kalp damar sistemi yaşamsal organların kanlama yapamaması durumu. Yani buralarda kanlama yapamaması sonucu zaten şok oluşuyordu. Onun için buraya kan sevk ediyoruz. Şokun belirtileri neydi? Kan basıncından düşme, hızlı zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, nemlik. işte az önceki sorumuzdaki şey. Endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, susuzluk hissi, bilinç seviyesinde azalma. Şokun belirtileriydi. Bakın şurada mesela bilinç seviyesi deyince hemen karıştırmayın. Artması demiş bu. Mesela yanlış olur. Şuradaki şeyle karıştırmayın bilinç seviyesindeki azalmayla. Burada azalma diyor, soruda artma diyor. Özellikle göstermek istedim çünkü bazen bu şekilde tuzak yapıyorlar. Geçelim. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede hangisidir? Açık karın yarası olan, bilinci yerinde olmayan, ayak kemiğinde kırık olan, solunum yolu zehirlenmesi olan. Arkadaşlar şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. En son diyor taşınan. Ya burada şıklar bizim için önemli. Eleyerek gideceğiz. En son taşınacaksa duruma en hafif olandır. Şaşırmayın ha ilk taşınması gereken diye soruyorlar bazen. Buna şaşırmayın. Şimdi açık karın yarası olan taşınır. Bilinci yerinde olmayan okey. Ayak kemiğinde kırık olan, solunum yolu zehirlenmesi olan. Burada durum en hafif olan kim? Tabii ki C seçeneği. Kırıklarda arkadaşlar bir şey olmaz çok büyük bir kırık yoksa, kanama da yoksa yani en son taşıyabilirsiniz. Fakat açık karın yarası olan, bilinci yerinde olmayan ya da zehirlenmesi olan kişilerin ölme tehlikesi vardır. Ama bunun ölme tehlikesi olmadığı için en son bunu taşıyabilirsiniz. Geçelim. İlk yardımcı kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkartmadan önce hangisine özellikle dikkat etmelidir? Aracın modeline, yaralıların cinsiyetine, yaralıların üzerinde bulunan giysilere Aracın yanma ve devrilme tehlikesinin olup olmadığını. Bir kaza gördünüz, gittiniz gözünüzde canlandırın. İlk yapmanız gereken nedir? Hemen şeye bakar mısınız? Aracın modeline? Hayır, alakası yok. Yaralının cinsiyetlerine kadın erkek olması bir önem arz ediyor mu? Hayır. Giysiler önemi var mı? Hayır. Aracın yanma ve devrilme tehlikesine bakacaksınız arkadaşlar. Çünkü eğer araçta yanma ya da devrilme tehlikesi varsa aslında sizin can güvenliğiniz yok demektir. Yani özellikle ilk yapmanız gereken şeylerden biri budur. Aracın emniyetini sağlamak, el freni varsa çekeceksiniz ya da aracı sabitleyeceksiniz, devrilme tehlikesi varsa ya da yangın tehlikesi varsa önce bunları engelleyip sonra yaralılar çıkartıyoruz. Cevabımız D seçeneği yani geçelim. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir? Şok, koma, bayılma, kansızlık. Tam veya kısmen olan bilinç kaybı. Doğru cevabımız bayılma. Geçici bilinç kaybıdır. Şu anahtar kelimemiz bizim. Kısa süreli geçici. Şimdi bayılma ile ilgili nedir? Bakın arkadaşlar anahtar kelimemiz ne dedik? Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybı. Bu önemli. Çünkü sınavda tanım olarak soruyorlar. Şu şekilde soruyor. Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına ne denir diyor. Bayılma denir. Bayılmanın nedenleri bunlar. Eğer kişi bayıldıysa ne yapıyoruz? İşte ayağını 30 santim kaldırıyoruz. Solunum yolunun açıklığına kontrol ediyoruz. Sıkan giysisi varsa gevşetiyoruz. Kravat ve benzeri şeyler. Kusma varsa kusmun içeriye gitmemesi için yan yatırıyoruz kişiyi. Solunumu kontrol ediyoruz. Yine etraftaki kişiler uzaklaştırıyoruz. Oksijen almasını sağlıyoruz kişinin. Geçelim bunu da. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasına sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması hangisinde sakıncalıdır? Toplar damar kanamaları, bacak bölgesi kanamaları, çökme, kırık birlikte olan kanamalar, kanın koyu renkli ve yayılar aktığı kanamalar. Kemik sıkıştırma yani arkadaşlar burada cevabımız C seçeneği. Kemikte bir çökme kırık varsa böyle sıkıştırma işlemi yaparsanız daha fazla zarar verirsiniz. Orada bu durum sakıncalıdır. Cevabımız C seçeneği. Geçelim. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı. Bilincini kaybeden, açık karın yarası olan, solunum zorluğu olan, ayak bileklerinde çıkık olan. Bu şık bu tür sorularda şıkları kendi arasında değerlendiriyoruz. Eleme yapıyoruz yani. En son hangisi taşınır? Durum en hafif olan. Bilincini kaybeden önemli bir açık karın yarası olan önemli, solunum zorluğu çeken de önemli, hayati tehlikesi var bunların. Fakat çıkık olan ya da kırık olan derse doğru cevap odur. Çünkü bunlar da ölüm tehlikesi daha azdır. Geçelim. Kanama olan bölgeye turnike uygulanırken hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücut yassı kemiklerin olduğu bir bölge olmasına, vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına. Turnikeyi biz nerede yapıyoruz büyük çaplı kanamalarda Çok fazla yaralı varsa Durduramadığımız bir kanava varsa uzuv kopması varsa Fakat hangisine dikkat edeceğiz vücutta atardamarın geçtiği Tek kemik bak Şurası çok mühim arkadaşlar Bu önemli turnike ile ilgili şunlarda bilmenizde fayda var Bandaj Genişliği en az 5-6 santim işte kravat gibi şeylerle yapılır. Turnikenin uygulanışı da şuradadır. İşte tesisicim gibi şeylerle yapılmaz. 20 dakikada bir gevşetilir. En fazla burada 2 yazmıştı arkadaşlar. Bu herhalde eski bir bilgi. İdeali 1 saattir arkadaşlar turnikenin. Bunu da unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunum olmadığını gösteren belirtidir. Bilincin kısa süreli kapanması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, yüzde solgunluk ve baş dönmesi, göğüs kafesi hareketlerinin olmaması. Solunum. Arkadaşlar biz solunumun olup olmadığını işte baktiğini hissetti anlamaya çalışıyoruz ya. İşte burada mesela göğüs hareketlerinin olmaması solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir. Unutma. Şunlar bilinçle alakalı. Evet bugünkü videomuzu da bitirdik. Herkese başarılar diliyorum. Umarım güzel bir video olmuştur hepiniz için. Sınava gireceklere başarılar. Girip geçenler gelip yorum kısmına soruların cevaplarını yazarlarsa diğer arkadaşlar da faydalanır. Onlar adına ben size söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.